13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili olarak Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 6. duruşmasının 8. oturumu yapılıyor bugün. Bugün sabahtan Hakim Aytaç Ballı başkanlığındaki mahkeme heyeti duruşmaya başladı ve aileler salondaki yerlerini aldılar. Yine ailelerin avukatları ve salon avukatları ile birlikte. İlk olarak daha önce ifade veren 3 tanık işçiden tekrar ifadelerinde çelişki olduğu gerekçesiyle sanık avukatları ifadeleri tanıklara soru sormak istediler ve dava bu şekilde başladı. Ancak avukatların tekrar tekrar aynı soruları sorması ve hakimin de belirttiği üzere kafalarında oluşturdukları senaryoya göre cevap almaya çalışmaları, bunu Hakim Aytaç Ballı da ifade etti. Siz dedi kafanızdaki yanıtları almak istiyorsunuz ama bu böyle devam etmez dedi. Ve ailelerin de tepkisi oldu. Yine gerilimli dakikalar yaşandı. Sanık avukatlarından Akın Çelik'in müftüafisi ailelere seyirci olarak hitap etmesi üzerine aileler biz seyirci değiliz diye çıkışta bulundular. Ardından emniyetçi sanık Mehmet Uçkun tekrar dinlenildi. Sensör kayıtları ile ilgili sorular soruldu Uçkun'a. Uçkun sensörden sorumlu görevliydi orada. Tutuksuz olarak yargılanan sanık. Ve sensörlerdeki değerler hatırlatıldı kendisine. 13 Mayıs günü katliamın yaşandığı gün sensörlerdeki aşırı artışlar karşısında ne yaptığı soruldu. 500'lere, 500 ppm'lere kadar çıkan bir göstergeden bahsedildi. Sanık Mehmet Uçkun daha çok hatırlamadığını söylemekle yetindi. Bu rakamları hatırlamadığını ifade etti. Evet, 6'sı tutuklu 46 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. 6 tutuklu sanık yönetim kurulu başkanı, Soma Kömürleri Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik ve maden mühendisleri sanıklar İsmail Adalı, Ertan Ersoy ve Mehmet Ali Günay Çelik yargılanmaya devam ediyor.